Atakız Özel Öğretim Kursu olarak öğrencilerinize ne gibi imkanlar sunuyorsunuz? Bir öğrenci neden sizi tercih etsin? Bizim diğer eğitim kurumlarından farkımız, Atakız Özel Öğretim Kursu 9, 10, 11 ve 12. sınıflara yönelik eğitimler planlayan bir eğitim kurumu. Öğrenciler bizi neden tercih etsin? Biz bir dershane değiliz. Verdiğimiz eğitim butik eğitim. Dolayısıyla sınıf sayılarımız çok daha az dershaneye ve diğer kurslara göre. Şu anda küçük ve büyük sınıflarımız var. Küçük sınıflar 10 kişilik gruplardan oluşuyor. Büyük gruplarımız da yine 15 ile 20 arasında. Dolayısıyla birincisi sınıftaki öğrenci kapasitesi bizi tercih etmeleri için. İkincisi, dershane ortamında öğrenci sayısı fazla olduğu için hem öğretmenlerin hem de diğer eğitim yöneticilerinin çocuklarla ilgilenmesi, zaman ayırması çok daha zor. O yüzden bizim farkımız daha az öğrenciyle daha fazla zaman harcayıp ortaya daha kaliteli bir eğitim çıkarmak. Normalleşme süreci sonrasında ne gibi planlarınız mevcut? Şimdi salgından sonra tabii ki bizim de yaptığımız bir eğitim planı var. Bu da okulların açılmasıyla birlikte yine öğrencilerin programlarına göre şekillenecek. Erken kayıt dönemine başlıyoruz. Öncelikle Haziran ayına kadar yine 3 aylık bir eğitim planladık. Burada ilköğretim, ortaokul ve lise grupları için matematik ve diğer bütün temel dersleri içeren haftalık 10 saat, 15 saat gibi sınıflara göre değişen eğitim planlamamız var. Bu 3 aylık eğitimin sonunda da normal erken kayıt dönemine başlıyoruz. Bu da bütün yıl süren AYT, TYT sınav hazırlık programı, LGS sınav hazırlık programı. Bunlar 8 ve 12. sınıfları kapsıyor. Bunlarla ilgili erken kayıt çalışmalarına başlıyoruz. Öğrencilerinize kurs sonrasında herhangi bir etkinlik planlıyor musunuz? Evet, öğrencilere satranç, drama, zumba, bale gibi etkinlikler planlıyoruz. Bunlar da yine erken kayıt döneminde tanıtımlarını yapacak olduğumuz etkinlikler. Bir rehber öğretmeni ve eğitim danışmanı olarak öğrencilere vermiş olduğunuz destek nelerdir? Öncelikle Atakız Öğretim Kursu'na gelen öğrencilerimizin rehberlik olarak ilk başta onları tanımam gerekiyor. Bu süreçte öğrencilerle ilk olarak bireysel görüşmelerde bulunuyorum. Bu da şu şekilde gerçekleşiyor. Çünkü öğrencinin akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemek adına önce onları daha iyi tanımam gerekiyor. Bizim rehberlik olarak formlarımızda öğrenci tanıma formlarımız var. Bu formlarda öğrencinin anne baba kendileriyle ilgili sorularımız bulunuyor. Sevdiği ve sevmediği şeyler, hobileri, ilerideki meslek olarak hedefleri nelerdir, ne olmak istiyor. Bu tarzı sorular oluyor. Biz de bunları kayıtların tutuyoruz. Ve daha sonra öğrenciyle akademik başarısına bakıyoruz. Deneme sınavlarımız oluyor. Ölçme ve değerlendirme sınavlarından sonra öğrencimiz nerede? Şu an ne konumda? Nasıl ilerlememiz gerekiyor? Bunun için bireysel olarak öğrenciyle görüşüyorum ve bireysel ders programı oluşturuyoruz. Bu bireysel ders programında tabii bu arada ebeveynler ve diğer öğretmenlerle yönetici kadromuzla birlikte yürütülüyor bu. Ebeveynle de iletişime geçiyoruz ve bu ders programını hazırlıyoruz. Yürütülmesinde çocuk ne kadar istikrarlı, programa nasıl uyuyor, uyabiliyor mu? Bunun takibinde bulunuyorum. Yani program yapıp sadece bırakmıyoruz. Bu programın takibini de göz önünde bulunduruyoruz. Bu çok önemli bir şey. Çocuk şu an atıyorum matematik dersinde hangi konumda, nerede? Bunların gelişim kayıtlarını tutuyorum ve daha sonraki girdiği deneme sınavları, okuldaki başarısı, nasıl ilerliyor? İlerliyor mu? Geriliyor mu? Bunları takip ediyorum. Eğer gerileme varsa tekrardan ebeveyn ve öğrenciyle bireysel görüşme tekrardan oluşturuyorum. Çünkü altında yatan temel sebepleri bulmam gerekiyor bu süreçte. Aileyle bir problem mi yaşadı? Uyuyamadı mı? O gün soruları çözmek istemedi mi? Bu alanda başarısız mı? Bu alan için daha nasıl desteklemem gerekiyor? Bu konuda çalışmalarda bulunuyorum.
Onun dışında daha sonra öğrenciyi motive etmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Sizin yanınıza geldiğinde öğrenci kendisini mutlu ve rahat hissetmeli. Bu da karşılıklı güven içerisinde olur. Öncelikle bir öğrenciye de karşımızdaki bir birey rehber öğretimine güvenmesi gerekiyor. Bireysel ve grup anlamında ne gibi çalışmalarda bulunuyorsunuz? Bireysel ve grup çalışmaları şu şekilde gerçekleşiyor. Özellikle sınav gruplarından bahsetmek istiyorum size. Sınav gruplarımız şu an kaygı ve stres içerisinde. Bunu da yönetebilmek için onları motive etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili motivasyon çalışmalarında bulunuyoruz. Hani grup çalışmalarında özellikle. Ve aslında öğrencilerin tüm öğretim yılı boyunca planlı, düzenli ve istikrarlı bir şekilde çalışmalarına teşvik ve motive ediyoruz. Meslek seçimlerinde öğrencilere katkılarınız nelerdir? Bu konuda da şöyle söyleyebilirim. Aslında öğrencilerin yaş gruplarına göre meslek seçimleri farklı olabiliyor. Okul öncesi eğitimde, ilkokul eğitiminde, ortaokul eğitimde ve lise eğitimine gelene kadar mesleklerinde değişiklikler olabiliyor. Biz meslek tanıtımlarında bulunuyoruz öğrencilere. Bu meslekleri tanıtırken ileride mutlu olabilecekleri, bunun altını çiziyorum, ileride mutlu olabilecekleri, sevdikleri bir işi yapmaları gerektiğini belirtiyorum. Bunun dışında aslında velilerle de aynı şekilde ve öğrencilerimizle de burada küçük seminerler gerçekleştiriyoruz. Meslek tanıtım günleri yapıyoruz burada. Bu sayede öğrencilerin aslında kafasında oluşmuş oluyor. Çünkü akademik başarı olarak da aslında meslekleri etkiliyor. Öğrenci işte matematiği çok iyi yapamıyor, sözel alana geçmek istiyor. İşte tarih ya da coğrafya çok iyi yapamıyor. Sayısal alanda daha başarılı. Aslında alanlar belirlendikten sonra öğrencilerin meslek seçimleri belli oluyor. Biz bu yönde nasıl bir yol haritası belirlemeliyiz? Nasıl bir yol ilerlemeliyiz? Nasıl programlı bir şekilde çalışmalıyız? Bu mesleğin ilerideki üniversite hayali, işte bursluluk vesaire, yurt dışı, dil eğitimi, biz bunların hepsini anlatıyoruz öğrenciye. O kendi kafasında istediği mesleği belirlemiş oluyor. Biliyorsunuz bir pandemi dönemi geçirdik ve şu an normalleşme sürecine girdik. Adakız özel eğitim kursu olarak siz ne gibi önlemler aldınız öğrenciler için? Evet, öğrenciler belirli bir sürede kapalı alanlarda kaldılar. Evde online eğitimde ders almak zorunda kaldılar ve bu öğrenciler için çok sıkıcı bir süreç oldu, yorucu bir süreç oldu. Şimdi normalleşme sürecine giriyoruz. Biz öğrencilerimizi sıkmadan, bu süreçleri unutturarak öğrencilere daha eğlenceli etkinliklerle, gerek yaz kamplarıyla, planlarımızla öğrencileri hem motive ederek hem de yarım kalmış olan, eksik kalmış, geri kalmış olan konularına okul destek programımızda hazırız. Tüm hijyen kuralları ve sınıflarımız pandemiye göre düzenlenmiş bir şekilde öğrencilerimize bu şekilde eğitim vermeyi bekliyoruz Adakız'a. Peki bu süreçte öğrenciler için herhangi bir etkinlik, bir uygulama olacak mı? Tabii ki de olacak. Öğrencilerimiz öncelikle ilk geldiğinde biz onlara bir motivasyon çalışması yapmamız gerekiyor. Ve şu an önce öğrencilerin ihtiyaçları neler, nelerde geri kaldılar, bizim planlarımız var. Ayrıca biz bunu öğrencilerimiz buraya geldikten sonra hep beraber burada oturarak böyle sıcak bir ortam yaratarak öğrencilerimizle birlikte karar vereceğiz. Neler yapabiliriz birlikte, onları neler motive edebilir. İşte bizim şu an düşündüğümüz kurslarımız, kamplarımız onlara eksik kaldığı konularda yeterli olacak mı? Nerede, ne istiyorlar? Onların fikirleri de tabii ki de çok önemli. Biz o planlar doğrultusunda hareket edeceğiz. Bir Türkçe öğretmeni olarak öğrencilerinizin en çok zorlandığı konular hangileri? Öğrencilerimin en çok zorlandığı konu paragraf konusu. Aslında çok basit olarak adlandırılır bu konu. Fakat kitap okumadığımız için çoğunlukla, yani düzenli olarak kitap okumadığımız için böyle bir sıkıntıya düşüyorlar ve üzerine çok gitmedikleri için, günlük düzenli paragraf soruları çözmedikleri için sınavda bu zorlukla karşı karşıya geliyorlar. Öğrencilerinizin bu konularda sıkıntı yaşamaması için siz neler öneriyorsunuz? Benim önerdiğim durum şu, günlük en azından bir yarım saat ve 20 dakika düzenli olarak kitap okursak ve bence bu aileden gelmeli. Yani biz okullarda yapıyoruz, kitap okuma saatleri yapıyoruz ya da biz söylüyoruz, kitap veriyoruz öğrencilerimize, ama bunun ben aileden geleceğini düşünüyorum. Daha doğrusu şöyle,
Velilerimiz kendileri televizyon, dizi vesaire izlerken, başka şeylerle ilgilenirken öğrencinin kitap okumasını istediklerinde bu öğrenciler genellikle bunu yapmıyor. O yüzden burada sıkıntıya düşüyorlar. Ya alışkanlık haline getiremiyorlar daha doğrusu öğrencilerimiz. Kitap okumayı böyle bir ders gibi görüyorlar. Bunu aşabilirsek ben paragraf konusunda çok daha ileriye gidebileceklerini düşünüyorum. Yeni nesil sorularda Türkçe dersinin önemi ve diğer derslere etkisi nelerdir? Yeni nesil sorularda bizden işte mantık ağırlıklı ve yorum ağırlıklı isteniyor. Yani bir öğrenci de onun bilgisi olsa bile bunu çözemeyebiliyor. Sadece bilgi ağırlıklı değil, yorum ağırlıklı olduğu için, yorumunu da katması gerektiği için öğrenci burada sıkıntıya düşüyor. O yüzden Türkçenin önemi oldukça büyük. Bireysel ve grup olarak ders programlarını nasıl hazırlıyorsunuz? Öğrencinin durumuna göre hazırlıyoruz onu. Gerekli yerde bireysel almak zorunda kalırsam eğer, bireysel ona uygun ders programı hazırlamaya çalışıyorum. Onun dışında da grup halinde derslerimize devam ediyoruz. Artık sınavlarda yeni nesil diye nitelendirdiğimiz sınav soruları soruluyor. Siz bir fen bilgisi öğretmeni olarak bu soruları nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık sınavlarda evet dediğiniz gibi yeni nesil sorular soruluyor. Aslında güzel çünkü biz artık öğrencilere bilgiyi verip direkt bilgiyi istiyorduk ve biraz daha ezberci yöne doğru kayıyorduk. Şimdi artık çocuklar konuyu özümseyip ona göre yorum yapıyorlar. Aslında çok güzel bir yöntem oldu. Fakat şöyle bir sıkıntı oluyor. Çocuklar ezberciliğe alıştığı için şu anda bunun bocalamasını yaşıyorlar. Yani kitap okumadıkları için ya da çok fazla Türkçe ile haşır neşir olmadıkları için bunun tabii diğer dersler etkisini biz de çok daha net görebiliyoruz. Hem soruları çok net kavrayamıyorlar hem de çözüm konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Yani sonuçta siz ilk başta okuduğunu anlayamazsanız o soruyu çözemezsiniz. Artık soru tarzları bu şekilde. Önce okuduğunu anlaman gerekiyor ki o soruyu çözebilirsin. Sadece bilgi bir işine yaramıyor bu noktada. O açıdan güzel oldu. Bence yeni nesil sorular yeni nesil çocukları getiriyor. Çocuklar biraz daha okumaya yatkın olacaklar, biraz daha yorumlamaya açık olacaklar. Bu aynı şekilde sadece ders değil, toplum içerisindeki konuşmalarına kadar etkileyeceğini düşünüyorum. O yüzden ümitliyim. Sadece biraz zaman geçmesi gerekiyor. Hem bu yeni nesil soru tarzlarının oturması için hem de çocukların bu sorulara alışabilmesi için. Fen dersi katsayısı yüksek derslerden bir tanesi. Siz öğrencilerinizin dersi sevmesi, dersi çalışması için ne gibi önerilerde bulunuyorsunuz? Şu öneride bulunuyorum. Yani diyorum ki zaten fen bir hayat. Şu anda bulunduğumuz havadan dışarıdaki ağaçlara, bitkilere, böceklere yani her şeye kadar gökyüzü, her şey fenden geçiyor. Yani şurada aldığımız oksijen bile aslında bizim için bir fen bilgisi dersi. Yani çocuklara diyorum ki etrafınıza bakın, doğaya bakın. Bir şeyleri fen bilgisi dersinde gördüğümüz konulara benzetin etrafınızdaki. Bunun yanı sıra daha keyifli gelecektir hem bu şekilde ders hem de özellikle LGS grubu, sınav grubu öğrencilerine bol bol test çözmelerini öneriyorum ve kitap okumalarını. Yani kitap okumazlarsa zaten o soruları çözmekte zorlanıyorlar. Dolayısıyla onlara kitap okuyun diyorum, ona göre soruları çözün ve aynı şekilde dediğim gibi etrafta ne kadar çok merak edilecek şey bulabilirlerse o kadar çok fen dersini sevebilirler. Ya en basitinden biz çocuklara hal değişim konularını anlatırken bile yağmurdan örnek veriyoruz direkt yani hal değişimi olarak. Hani bu şekilde akıllarında kalıyor ya da bir LGS grubunda basit makineleri anlatırken kuvvetten kazanç konularında marketten örnek veriyoruz gibi derken bu şekilde günlük hayattan örnekler, çevrelerindeki merak ettikleri şeylerle dersi sevip derse daha adapte olabilirler.